فالحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المقتحم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب وفقده ردعني bu yeni ilim meclisi, sohbet meclisi olarak inşa ettiği mekanı müteyemmel ve mübarek eylesin. Amin. Çok hayırlı hizmetlere muvaffak eylesin. Amin. Gençlerin yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce gençlerin salahına, takvasına, hidayetine vesile eylesin. Amin. Amin. Çünkü buradan dersler yapılır, sohbetler yapılır. Hoca efendiler gelir. Sonra şimdi mesela canlı yayın yapıldığı için bu sonra yüz binlere ulaşır gider. Televizyondan, radyodan verilmesi bile milyonlara ulaşır. Ee, buradan bazı gençler yetişir. O gençler bakarsınız yarın bir gün Yüz binlerin, milyonların hidayetine vesile olacak kabiliyette olabilir. Âli himmet olalım, ufak düşünmeyelim, büyük düşünelim. Oradan ne olur, bu kadar yerden ne olur, 190 metre yerden ne olur diye düşünmeyelim. 190 dönüm yerlerden bir adam çıkmayıp, 100 metreden 190 metreden yetişen nice faziletli insanlar ne yaptılar? Dünyayı irşad ettiler. Bu bakımdan e, meclisimiz mübarek olsun Amin. ve sizlerin, hepinizin, benim de kalplerimiz hidayetlerle dolsun. Kulağınız mağfiret olsun, Amin. mağfuran e, çıkmak, af olarak dağılmak, cümlemize ihsan olsun. Amin. Amin. Şimdi bu şifa Şerif zaten e, muazzam bir kitap. Bundan senelerdir dersler devam ediyoruz. Ee, bu başında biraz mukaddimede yazdım. Fazilet hakkında alimler neler dediklerini e, okuyabilirsiniz. Bu mübarek kitabın Osmanlı baskısını ben size tab ettim. E, bu kitap bunun bulunduğu gemi batmaz. Bu kitabın bulunduğu ev yanmaz. Bu kitabın bulunduğu yerde dükkanda, arabada vesairede bereketler hasıl olur. Ee, bu hususta alimlerden ittifak vardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 500 sene kadar sonra bu kitap derlenmiştir. Ama tamamı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in faziletleri hakkındadır. Ondan dolayı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu tabi bütün amellerimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz ediliyor. Bizim itikadımıza göre. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve de sahih hadisine göre Bezzar rivayet ediyorum. ı sahihtir. Tevradu aleyha amalukum fi sabah ve'l e, Sadece alimlerin, evliyanın amelleri değil, hepimizin amellerimiz münferit ümmet olarak arz ediliyor. Tevradu aleyha ya fi sabah ve'l mesa. Her sabah akşam amelleriniz bana gösterilecek. Ben kabrimde yatarken Fehim ve cettu rahmetullah. Hayırlı ameller dosyanızda, defterinizde bulursam Allah'a hamd edeceğim ümmetimi benim arkamdan e, saptırmadı. Yani saptırmadığı ümmetlerim de var ve onlar e, hayırlı ameller yapmışlar diye Rabbim elhamdü senada bulunacağım. Rabbim bu mecliste bulunmamızı ve peşinden dağılmamızda ruhu Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem arz eylesin ve bizden razı ve memnun eylesin Amin. ve bu amelimizden dolayı da hamd etmesini yüzündek olması nasip eylesin. Amin. Ve in vecebtu şu an kötü amelleriniz de bana gösterilecek her sabah akşam. Ya yani şimdi akşamdayız. Yarın sabah bütün ümmet neler yapıyorsa hepsini gösteriyor Mevla. zaten ruhlar diridir. Bir de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu, ruhların ruhudur. Ve bütün alemi imkanı kaplamıştır. Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem ruhun için e, yani belli bir mekanla kayıtlanmak yoktur. Razem Tahra'da bedeni şerifi bulunmakta ise de ruhu şerifi bütün alemleri kaplamıştır. Çünkü Allah Teala ilk yarattığı ruhtur, ilk yarattığı nurdur, ilk yarattığı akıldır. Evvel mahalak Allah nuri de var, ruhi de var. E, bunlar e, birçok Tarihten gelen hadis şeriflerle eee sıhhat kazanan rivayetlerdir. 13'ün eee alimler usta kitaplar yazmıştır. İmam Suyuti'nin var, İmam Halabî'nin var. Kitapların adında bile çok büyük bir e, mana var. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, ruhunun her yeri kapladı ve zamanla mekanla sınırlı olmadı hususunda delilleri çok hadis-i şeriflerden zikretmişlerdir. Bu itibarla şifa şerifi de tabi Mevla Habibini arz ettiğinde Kazı Yaz Hazretlerinin rüyasına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu cennetle dedi. Sen beni bu kadar met Sen benim hakkımdaki faziletleri böyle muhteşem bir eser. dünya kıyamete kadar okuyacak onun fevkinde de bir eser. Bundan sonra yazılamaz bu konuda. Uzun siyerler vardır ama böyle müfit, böyle fasih, böyle belir, böyle bablar, fasıllarla bu işi kimse yapamamıştır. Ali Adir Efendi Kudsesur Hazretlerimiz, Emin Saraç hocamızdan da dinlediğim üzere. Çünkü efendim, bizim Efendi Hazretlerimiz, Efendi Baba'dan zahiri ilimler e, okumaya e, vakit bulamadılar. Çünkü son sekiz 8 sene e, tanıştılar. Sekiz senelere Ali babamız çok yaşlanmıştı. Onun için ders okutacak durumu kalmamıştı. Keşke benim elime daha önce düşseydin, sana çok daha emek ederdim, hizmet ederdim buyurdu. Fakat maddi manevi tabii, ben de ne varsa Mahmud'uma verdim buyurdu. Ve kendi sağlığında ister sana rabıta esner, ister bana rabıta esner diye mürşidi kâmil olarak onu tayin etti. E, ama zahiri ilimlerde tabii, daha eski buluşanlar, Emin Sarıoğlu Hoca Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Onlar babaları, dedeleri, İsmet Baba Tekkesi'nin, İsmet Garibullah Hazretleri'nin, Amasya Taşova'da vekili var, Bahrullah Efendi Hazretleri, büyük velilerden. İşte onun, onların dedeleri o mübarekten ders almışlar. O bakımdan o zamandan tekkeyi, yani İsmet Baba Tekkesi'ni biliyorlardı. Bu itibarla işte onlar da yetişince, büyüyünce biraz ders okumak üzere İstanbul'a gönderildiler. O zaman da alahater efendi babamızı bulmuş. Tam senesini bilmemekle beraber bayağı gençken, Emin Hoca e, merhum e, efendi babamızdan ders okuma şerefine nail olmuştu. O anlatırdı. şifa Şerif kitabını o zaman eline alıp bize ders okuturdu. Ama her şifa Şerif'i eline aldığında Ağlar, ağlar, ağlar. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem çok etkilenir, bu şifa şerifi çok met eder diye anlatırdı. Biz de bu kadar senedir ders yapıyoruz. Bir kere ağlamak nasip olmadı tabii. E, ee, onun için, şeyden, kârilerden, işte Asım gibi, Hafs gibi yani büyük kârilerden aşereyi şey yapan, kıraatleri ve cihleri tesis eden evet. kıraat alimlerinden işte Hamzem Hamza mıydı? Ee, Tabi evet. Rahimullah. Ee, Mevla Teala rüyasında gördü. Ehl-i Sünnet'e göre allah Teala rüyada görmek caizdir. Ama dünyada dünya gözüyle görmek mümkündür. Vakıa değildir. Mümkündür. Allah size gösterdi. Ama Musa Aleyhisselam'a göstermediğine göre daha kimseye göstermedi. Bir tek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesine Mevla Cemal müşahede etti. Orada ihtilaf varsa da Cumhur'un görüşüne göre görmüştür. başındaki gözle görmüştür. Cumhur'un görüşü budur. ama o dünyada vuku bulmadı. Çünkü Miraç'ta dünyadan çıktı. Yani dünya aleminden tamamen çıktı. Efendim, çünkü sistem, gökler de dünyanın içinde. Yani o sistem, o sistemden çıktı. Yani Vücut alemi imkan aleminden çıktı. E 13'ün Allah Teala'yı cennete girdi. Cennette cennet dünyanın içinde değil. Yedikat köklerin fevkindedir. Cennete girdi. Cennete inşallah biz de girersek göreceğiz inşallah. Allah cümlemize nasip eylesin. Cennete girdi. Cennetten gördü. O bakımdan dünyada mümkündür bu yok. Ama var ki olsaydı zaten Musa Aleyhisselam'ın talebine icabet olurdu. E, o bakımdan Rasulullah sallallahu te aleyhi ve sellem Efendimiz'den başka şu, şu ana kadar Cebrail aleyhisselam dahil Mevla'yı gören olmadı. Ama rüyada görmek İmam-ı Azam Efendimiz yüz kere gördü, Hakim-i bin kere gördü, Ahmed ibn Hanbel kaç kere gördü, tefsirlerde geçiyor. dolayısıyla rüyada Mevla'nın öz zatı idrak edilemez zaten. Cennette de idrak edilemeyecek o iş tecellilerinden bir tecelli, suri bir tecelli de olabilir. Bir surete bürünme durumu. Allah şekilden münezzeh. Ama Musa Aleyhisselam'a ağaçtan nida ettiği gibi bir tecelli, bir nida gelir. Ulema da, evliya da bunlar vakı olmuştur. İşte o kari olan zata da oku buyurdu. O da kıraat imamı işte diğer bir rivayette Efendi Hazretleri çok anlatırdı. Estaizu ve ve vel kahiru fevku ibadî ve vel geldi. Allah kullarının fevkinde kudret, kahır, güç sahibidir. Hakim olan, habir olan ancak odur. Bu ayet-i kerimeye gelince buyurdu. Kul ya imam. Ey imam, orayı öyle okuma, böyle oku. Mevla bu. Halbuki Kur'an'da ve huvel kahiru. Hüve o ve vel hakim o. Ama buyurdu ki sen öyle okuma böyle ok. Nasıl okuyayım? Ve entel kahiru fevka ve entel hakimul habir. Kullarının fevkinde kahir olan sensin de bana. Hakim ve kabir sensin. Çünkü neden? Şimdi benim huzurumda okuyorsun. Onun için burada sen yakışır diye der. Bana hitap eder. Ondan sonra rol bende geçer bunu tabi eski kaynakları da var. Ondan sonra ne buyurdu? Ee, yine bir rahat kerimeye geldi. İşte dostlarım Kur'an okurken şimdi secde hati olduğu için lafzını okumuyorum. Ee, hani vacip olur şu anda burada yapamayız. Ee, yer darlığı var. Ee, i̇şte onlar benim maddelerini okurken secdeye kapanırlar, ağlarlar ve bükiya ifadede ve bükiya ağlayarak secdeye kapanırlar. Ee, buraya geldi. Allahü Teala şöyle buyurdu. İşte ya imam هَذِي الْقِرَاءَ فَاَيْنَ bukau. Sen şimdi okumayı yaptın ama ağlamayı yapamadın. Ağlama nerede? Şimdi onun için Ali Adem Efendi Hazretleri şifa dersinde hüngür hüngür ağlayan bir zat, dersleri onlardan dinlemek lazımydı, e keşke. Ama nasibimiz bu kadar, siz de benim gibi adama düştünüz. E ne yapalım, benden beterinden Allah saklasın ileride benden beterler de gelebilir. Onun için ağlamak nerede? Bizde ağlamak yok. Allah bize de ağlama hissi, şuuru ihsan eylesin. Ne yapalım? Biz de Efendimiz'i gördük elhamdülillah. O da büyük bir şereftir, itibardır. Ondan sonra bir gün Tevfik Efendi vardı. Billurcu Mehmet Efendi'nin maktumu. Burkay onların soyadları. şeyde Ömer Burkay abimiz var. Rahmetli kabri nur olsun. Hasan Burkay rahmetullahi aleyh o şeydi. Tarikat dersi de veren kişilerdendi Ankara'da meşhur şu şeyhlerden yani. Onlara Bala Efendi senin şeyinde tekkesine yetiştiler ailecek. Yani çünkü babası Billurcu Mehmet Efendi Ali Adel Efendi babamızın Bursa vekiliydi. Tabi bunlar Efendi Hazretlerimizden çok sene, 30-40 sene evvelleri konuşuyoruz. Efendi, Efendi babayı tanımadan önce. Ondan sonra o geldi, Efendi Hazretleri'yle sohbet ettiler, muhabbet ettiler. Eski hapishan odasında kimse de yoktu. Ben de orada şeyin dibinde, köşede, saatin dibinde oturuyorum. Ali Adel Efendi adamları geldi mi ben çok merak ederim, kaçırmam. Çok bir şeyler öğreneyim falan, çok meraklıydım ben. Ondan sonra konuştular, konuştular. arada işte ben bayağı bir 3-4 metre geri de hapishan odası da kota da büyük değil. Dedi döndü bana sen Ahmet dedi, sen efendi babayı gördün değil mi dedi. Göremedim efendim dedim. Yazıklar olsun sana dedi. Cık. Kök yere indi kafama. E ben 65'liyim efendi baba 60'ta vefat etti. Nasıl göreyim şimdi? Ama felsefe yapmamak lazım. İşte efendiniz zaten göremezdim de bilmem neydi. Tır 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 ayıp bir şeyler. Bir şey buyurdu. Var onda bir şey şimdi. Bir üzdü beni yani. Ondan sonra işte onu uğurladık. Sonra bir sohbet ne çıkıyorduk. Allah alem o gün çarşambaydı. Tabi bu dediklerim 40 senelik iş. E çünkü çarşamba nereden biliyorum? Her çarşamba o zaman adet etti. İhvandan birinin evine gideceğiz. Orada kat bir şerif yapılacak, mektuba dokunacak, okutuyordu bana. O gündü çünkü. İkinden sonra gidiyorduk. Bindim arabaya. işte yanına arkaya oturdum. Fare Efendi hocamız rahmetli öne oturdu hep. Ondan sonra tabi ben mahzun oldum ama bir şey demedim. Sonra dedi üzülme, üzülme. Sen de beni gördün. Bu el onun elidir. Efendim babam derdi ki Mahmud'un elinden tutan benim elimden tutmuştur. Dedi beni teselli etti elhamdülillah. E biz de tabi Efendi Hazretlerimizin elinden tuttuk. Efendim Allah dostlarının ellerinden, himmetlerinden cümlemizi mahrum etmesin. Amin dünyada himmetlerine, ahirette şefaatine nefsan eylesin. Amin. Onun için bahtiyarız. E, tabii ki e, çok insana nasip olmayan şeyler bize de nasip oldu, oluyor, size de nasip oldu. İnsanlar şimdi nerelerde, ne hallerde? Ha burada bayağı bir gençlik gördüm. Yaşlı az. Birkaç tane yaşlı gördüm geçerken. Benim gibi yaşlanmış onlar da. Birkaç tane muhterem hacı abilerimiz. Hepsine hürmetlerimi arz ederim. Ama genç çok. Genç çok. Onun için e, yani Allah sayılarınızı artırsın. Amin. E, benim babam tabii bütün şeyhleri tanırdı. E, çarşambada büyüdüğü için Alaaddin Efendi babamızı tanırdı. İşte efendim e, birçok tabii o zaman Nur Efendi, Sarıyer'de Nur Efendi, işte efendim Erenköy'de Sami Efendi, şey, şey. Fatih Aziz Bekkine Hazretleri. Evliya doluydu Abdülhay Efendi'nin ben ders almıştım. Beşiktaş'ta Abdülaziz Efendi Hazretleri. E bunlar Ali Adir Efendi zamanının şeyhleri, büyük veliler. E, hepsini de ziyaret ederdi, görürdü. Sonra Kadırga Talebe Yurdu'ndan gençler, çok az gençler var. Tabi zaman Said Nursi Hazretleri'nde unutmamak lazım. Yani gençliğe hizmeti var. İman meselesinde e, gençlerin imanı kurtarma olsun da çok gayreti var. O da onun talebe yurdu, Kadırga Talebe Yurdu'ymuş. Babam da o zaman tabi artık ne bileyim 20 yaşlarında mı ne. E, aldım dedi onları. Ali Adem ziyaret yasak. Kapıda karakol kurmuşlar. E, yani çok e, baskı var. Şu arada bir fırsat bulduk dedi. Gittik dedi. Ondan sonra gençleri görünce işte kaç kişiler bilmiyorum şu an 5-10 gençle gittik dedi. Gençleri görünce dedi başladı ağlama. Başladı ağlama dedi. Yani bu günleri de Allah bana gösterdi diye hamd etti. Çünkü ta Osmanlı'nın son dört padişahından beri neler görmüş, neler görmüş, neler görmüş. Ezan Türkçe'ye çevrilmiş, ezandan mahrum olmuşlar. Onun için dedi ki buyurdu, ezan okuyun. Babam da sesi çok gürdü. Yavuz Selim Camii'nden ezan okurdu, Kasımpaşa duyardı. Ondan sonra ben dedi kalktım ezan okudum, alâdeve'l-babam da kulakları duymazdı. Duymazdı ama Kur'an'ı duyardı bir tek. Hafız Bahattin abi oğlu öyle der. Ya derdi. Herkes bir şey söylüyor, bir şey anlatıyor yazıyla. Yazıyorlardı, o cevap veriyor. Her şey yazıyla. Ama derdi benim hafızlık dersi bir dinlerdi. Dinlerken yanlış yaptığım zaman hemen düzeltirdi. Kur'an'ı duyar kerameti. Pazar sabahı şur okunuyor, hat bir şeyden sonra mana verecek. Takipse bir şey demeden açardı sayfayı. Ne büyük keramet. Hiçbir şey duymuyor. Kur'an'ı duyardı. Ezan okuyun dedi. Bu arada kalktım ezan okudum, ağladı. Yani onlar öyle günler gördüler ki Allah demek yasak idi. Tanrı uludur, Tanrı uludurlarla milleti 18 sene mahvettiler. Namazı da tam Türkçe'ye çevirmek üzere bir deneme yaptılar pilot bir camide. İşte o arada Allah biliyorsunuz dinini bozdurmayacağı zaman da işte bu işe alet olanların belasını verir. Ve elhamdülillah. E şimdi o tabi ta Osmanlı'nın padişahlar dönemindeki huzur derslerinin hocası. E ondan sonra gelip de 24 kere hapse girmiş. 4 kere idam damgası yemiş, Allah kurtarmış. 18 sene ezan duymamışlar ya. Evde kendileri okuyor. E bu durumdan sonra gençleri görünce başladı ağlama yani. Durabilir mi? Onun için biz biraz kıymet bilmiyoruz. Biraz bolluk içinde büyüdük. Yani ben biraz daha da bir zor zamanlar, yani 80 öncesini biliyorum, 80 sonrasını biliyorum. Şey 28 Şubat çok zor oldu tabi. Ee, ama şimdi gençlerin çoğu bunu bilmiyor. E şimdi internetler çıktı, sohbetler aleni yapılıyor, YouTube'da, bilmem, WhatsApp'ta, televizyonlarda. Nerede? Kaça kaça yapıyorduk? Evlerde yapıyorduk. 10 kişi, 5 kişi basılıyorduk. Kaç kere evle sohbet bastılar. Yani neler yaşadık, neler yaşadık. Aa, şimdi geldik ya burada, rahat rahat konuşuyoruz. YouTube'dan da veriyoruz. Dünyanın Yahudisi de izliyor. Çatlayanı da gebersin. Hiçbir sorun yok yani. E şimdi e, e, böyle bir serbestlik nerede var? Diyanet beni camilerde konuşturmaz hala. Konuşturmasın. Camilerin bin misli cemaat alıyor YouTube. Ne yapalım? O oyunları da bozuldu. Camileri kilitliyordu müftüler. Bu cübbeli gelirse, camiye girerse çıkmaz. Millet dolar. Akşam namazını kilitledi. Bursa'da Molla Arap Camisi'ne. Millet geldi kapıya. E demiş gidin başka camiye. Buraya girerseniz çıkmazsınız. İmamlar emir kulu. Müftüler bir alem. Neler çektik yani? 40 sene, 50 senelik serüven. Şimdi bu bolluğun kıymetini bilmek lazım. Nimet var. Halil Hoca size sohbet ediyor, Abdullah Hoca sohbet ediyor. Geliyor. Karışan yok, görüşen yok. E dinleyin de hadis, sohbet dinleyin, ayet hadis dinleyin de hadis. adam, şimdi vakit vermezsen olur mu? Allah sana bu kadar imkan fırsat verdi. Orada millet mahrum, gençler çoğu mahrum, çok fesat, ifsat yayınları fazla, bu yolun meraklısı da az. Ondan sonra nefis o tarafa çekiyor. işte i̇şte nasip olan, hidayeti takdir olunan sizin gibiler böyle ilim meclislerine hidayet buluyor. Allah hidayetimizi daim eylesin. Amin. Yolunda devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Amin. Kaymaktan, şüphelenmekten muhafaza eylesin. Amin. Amin. Hepinize Allah emanet ediyorum. Bir de okuyalım sizi. حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّمِ الَّذ۪ي لَا ve اَبَدَا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّٓءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ azim. Allah nazarlardan, şeylerden ve kaymaktan, caymaktan, elhama şüpheye düşmekten sizi Allah'a sığındırdım. Celle şanü celle celaluhu. Amin. Şimdi ben mutat dersimi yapacağım. E, dersimi yapacağım. El Fatiha diyeceğim. Başka özel bir şeyler yapacak halim yok. E, ona göre sizle buluştuk ve inşallah cemaatin bereketine nail olacağız. Şifa şerifte benim kaldığım ders Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme allah Teala'nın isimlerinden verilenler. allah Teala bazı isimlerini bazı peygamberlere vermiş. Tabi allah Teala'da da kullanılan mana farklı. Mahluk ve yaratılmış olan peygamberlerdeki vasıf farklı. Ama isim aynı. Yani kelime aynı. Hadi mesela. El-Hadi. Allah'ın esmâ hidayet eden. Şimdi El-Hadi. Efendimiz'de ismi var El-Hadi. Allah'ın da ismi var El Hadi. Mana farklı. El Hadi Allah hakkında olursa hidayet yaratan. Yaratmak ancak Allah'a mahsus. Peygamberimiz hakkında sallallahu aleyhi ve sellem hidayet hadi ne anlama geliyor? Doğru yolu gösteren. Şimdi doğru yolu beyan eden, gösteren başka, yaratan başka. Buna göre kıyas edin yani. Her ismi şerifte böyle manalar geriden dersleri takip edenler zaten bayağı bir derstir bu konuyu Kazıyaz işliyor. Vemin esma-i teala. Allah Teala'nın isimlerinden e, bazısı da nedir? Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği isimlerden mevzu o. Yoksa Allah'ın isimlerini saymıyoruz burada. Hangi isimlerini sayıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de de kullanılan isimleri sayıyoruz. Hangi isim el müminu? Mümin ismi şerifi. El müheyminu müheymin ismi şerifi. Şimdi mümin ve müheymin isim şerifler esma hüsnada yani sizin meşhur bildiğiniz esma hüsnada var zaten. Hani onlar ezberleyen cennete girer hadisi var, ya, o esma hüsnada var. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Haşr suresinin sonunda imamların akşam namazından sonra imamların okuduğu sizin de okumanız gereken yani fazileti sizin de okumanız lazım tabii. Lev enzelnadan aşağı okurken orada ne geçiyor? El müminül Müheyminül Azizül Cebbarul Mütekebbiru. Orada bu iki ismi şerif geçiyor. Şimdi bunun Allah Teala'nın ismi olduğunda şüphe yok çünkü ayet var. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de bu isimler verilmiş. Hangi hadiste geçiyor? Ne manaya geliyor? Bunları anlatacak. Buyurur ki kıyle denildi ki tabi ulema tarafından huma bu ikisi bir manen vahidin. Tek mana aynı manaya gelmişler. Yani lafzının kökeni aynı maddeden. Nasıl aynı maddeden olacak? Mü'min, ameneden geliyor. Müheymin, şimdi orada şey var heymeneden gelirse, heymeneden gelirse aynı madde olmuyor. Ama bazı alimler demişler ki ikisinin kökeni maddesi bir, orada da ikisinin aslı da mü'min, fakat müheyminde e, efendim tasgir var, e, ile beraber Hemze müminin hemzesi gözlü heye dönmüş ve mümin olmuş demişler. Şimdi e, bu görüş de varsa da eee müstakil bir e, kelimeden geldiğine dair farklı rivayetler de var. Allah hakkında bunun manası nedir? Fe'mane'l mümini mümin ismi şerifi fi hakkı taala Allah hakkında ne anlama geliyor? el musaddiku vadehu ibadehu. Allah mümindir. Biz de müminiz. Zaten isim benzer şeyinden, madde müşterekliğinden cehenneme girse bile Müslümanlar çıkacak. Şimdi cehenneme giren en son Müslümanlar kalacak. Peygamberler şefaat edecek, melekler şefaat edecek, alimler şefaat edecek, sıddıklar, şehitler, salihler şefaat edecek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten en büyük şefaat sahibi hep şefaat, şefaat, şefaat. Ama cehennemde hiç şefaate hak edecek ve kurtarılmasına bahane olarak mevcut hiçbir hayrı olmayan kup kuru bir mümin ve Müslümanlar kalacak. Günahı zaten söyleme lüzum yok. Cehennemin sonuna kadar kaldığına göre yani sonuna derken cehennem sonsuz. Müslümanların kalacağı sürenin sonuna, yedi bin senenin sonuna yedi senenin sonuna doğru gelince Allah Teala buyuracak ki şefaat edenler bitti mi? Bitti ya Rabb. E cehennemde mümin Müslüman kaldı mı? Kaldı ya Rabb. O zaman buyuracak lem yapka ile cebbar ve enel mümin fevmul ve enel müslim ve enes Şimdi bunlarda hiçbir faziletli amel yok. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecek, adamın şefaat edilecek bir yeri yok. Bir noktadan tutturamıyor yani. Mevla buyuruyor ki benden başkası kalmadı. Bunlar imanlı mıydı? İmanlıydı. Nasıl imansa işte kup kuru yani hiçbir şey amelli bir şey. O nasıl da kurtarmış o imanı o da acayip bir şey yani. Bunlar mümin, benim de bir ismim mümin. Bunlar Müslim, Müslümanız ya. İsim de Müslim hani Arapçası. o. Ben de selam aynı kökten geliyor. Onun için mümin ve selam ismi e, selam ismime bağışlayarak bunları da cehennemden çıkarttım buyuracak. Ta Allah bizi o duruma düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Cehenneme girmekten muhafaza eylesin. Amin. Cehenneme uğramadan cennete girenlerden eylesin. Ee, Allah-u Teala'nın ismi mü'min ne demek? Eman veren. Eman, güvence veren demek. Bu da ne anlama geliyor? E bir de iman etmiş. Yani allah Teala iman etmiş. Ne demek iman etmiş? İnanmış. allah Teala inanmış. Allah Teala. Allah. Ne inanmış? E Kur'an'a Allah Teala inanmıyor mu ki onun kelamıdır? Allah Teala kendi birliğini tasdik etmiyor mu? En başta kendi şerî, bütün Kur'an la ilahe illallah Onun için Allah Teala hakkında bu el musaddiku tasdik eden, doğrulayan neyi? İşte bu manalar hepsi mülaza geliyor. Vadehu verdiği sözü. Kime verdiği sözü? İbadehu kullana. Şimdi dünyada bize namaz kılın, oruç tutun, açığa gidin, zekat verin, haramlardan kaçının buyurduğu zaman Size şu sevabı vereceğim, cenneti vereceğim, nimetler, köşkler, saraylar, huriler, vildanlar, gılmanlar, bütün Kur'an dolu. Peki yarın ahirete gittiğimizde imanımızı kurtarıp salih amel işlemişsek Mevla bu sözünde duracak mı durmayacak? E duracak. Zaten ayet kelimelerde ve men astaku minallahi kıyla. Söz bakımından Allah'tan doğru. Kim e, konuşabilir? Veyahut da e, e, İnna Allah la yuhlifu'l Dolu bu mealde yani Allah sözünü bozmaz. İşte kullarına verdiği sevap, müjde sözlerini tasdik eden manasına geliyor diyor. To... <nationwide> being, geliyor diyor. Sonra vel musaddiku tasdik eden neyi kavlehu buyruklarını. Öyle buyruklar ki el hakka hak olan buyruklarını tasdik ediyor. Mesela Kur'an Kur'an'ı kim indirdi? Allah Teala indirdi. yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? sema'i vel innehu Göğün yerin Rabbine yani zatıma yemin ederim size indirilen Kur'an elbette haktır. Böylece Allah Teala ne yapmış oluyor? Kur'an'ın hak olduğunu da tasdik ediyor yine kendi Kur'an'da ayetle tasdik ediyor. Ondan sonra daha ne managülü mümin Allah hakkında vel <laughs> musaddiku tasdik eden ibadî müminin imanlı kullarını e, ve rusulihi ve rasullerini burada farklı bir mana var. Onlara sıdk ve sadakat veren. Burada tasdik. Şimdi tasdik tasdik de sadakatin masları tasdik. Ama bir var doğrulamak. Bir var sadakat vermek. Arapça böyle bir şeydir. Bir kelimeden, bir fiilden 5-10-20 mana çıktığı yer var. Burada da ne buyurur? Efendim, mümin kullarına ve rasullerine sadakat veren. Sadakat ne demek? Onları konuştukları laflarda sözlerinde durmaya muvaffak eden, sadık yapan, ahitlerinde sözlerine riayette, sıdku sadakata mazhar kılanmasına. Ne bu resulullah ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Öyle erkek kullarım var ki sahabede yiğitler, erler var. Allah verdikleri sözde sadık oldular. Yani ölene kadar ya öleceğiz ya efendim ya kazanacağız dediler. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem yardımsız bırakmadılar. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Efen Huneynd'de, Tebük'te ne zor günler geçirdiler ama sözlerinde durdular. Münafıklar gibi geri kaçmadılar. E o sadakatı kim verdi onlara? Allah muvaffak etmese kimseye iman bile nasip olmaz. Onun için Allah kullarına, dostlarına sadakat veren müasnada geliyor. Vakı ile <laughs> yine mümin ismi, Allah'ın ismini anlatıyor şu anda. Daha o manaları veriyor. İnce ilimler yani. Oradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de kullanılımına geçecek. Vakı ile denilmiştir ki bunun manası nedir? El-Müvehhidü. Tevhid eden, birliğini beyan eden. allah Teala tevhid e, ehlidir. Yani tevhid sahibidir. Ne demek tevhid sahibidir? E, bir olduğunu beyan edicidir. Kimin bir olduğunu beyan ediyor? Nefsehu, zatının bir olduğunu beyan ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen işte 37 ayet o kitabı da yeniden yaptım, ettim, şey ettim. Bir sohbet şey onu bir daha anlatacaktım. Hiç kıymeti bilinmedi. Anlaşılmadı yani. Kur'an-ı Kerim'deki 37 kelime-i tevhid diyeyim adı öyleydi. Onun sonra çok tariklerini buldum, rivayetlerini topladım. Yani o kitapla amel etse sadece işte şartları var. Evde besmele bir şeyler o tevhid adetlerini toplamış Gümüşhane ve Hazretleri hadiste de geçiyor. Kaynaklarını yazdım orada İbn Hacer Askalani El Garaibul Mültekata isimli kitabında da var. Deylemi'nin mefkut cüzlerinde de. O hadis-i şerifle amel etse orada olmayan bir şey yok. Şimdi adam büyü, büyülendim diyor. O adetleri okuma devam et. Sade Kur'an ayeti Adetten başka da bir şey yok. Sihirin iptali. Yok güvenin, bela musibet. Belanı kalmış. Yok muradım hayrı muradım, hacetin husûlü. Yani bütün meseleleri sade o tevhid ahitleriyle bir Müslüman çözebilir. Yeni baskısı yapıldı. Çünkü onu çok eski yazmıştım. ilaveler görmüştüm. Onları topladım, derledim işte güzel. Elhamdülillah. allah Teala nefsini tevhid eden. Yani çünkü işte o adetlerin hepsi Kur'an'da ne kadar la ilahe e, illallah illa ene illa la ile kullanılmaz, ma ile kullanılır ve ma min ilahin illa ilah vahid gibi tevhid ayetlerinin hepsini orada ulema toplamışlar. Zaten benim esas orada bulmam geçmiş günahlar af oluyor, gelecek günahlar da af oluyor mesele orada. Gelecek günahlar af olan da imansız ölmez. Garantisi orada yani. Bütün şeyler onda. Allah Teala kendi zatını tevhid ediyor. Bak işte 37 ayette Oradan biliyorum yani rakamı saymamıştım da kitabı yazdılar yazarken toplayınca anladım onu. 37. Diğer bazılarında Gümüşhanevi gibi meşayih cem falan bayağı fazlalaşıyor ama en az 37 yerde açık ifadeyle Allah Teala birliğini beyan etmiştir. Tevhid yapmıştır. zaten bunların en büyüğü kimdir? Hangi ayetler? Yani Kur'an-ı andaki en büyük şahadet kelimesi, tevhid kelimesi ayet olarak 6600 küsur ayette hangisidir? Bunu hocalar, müftüler bile bilmez. Yani e, Göktaş rahmetliden ben duymuştum onu da sonra kitapta yerini buldum tabi de Göktaş da böyle çok Osmanlıca kitap okuduğu için bayağı malumat vardı yani. Sorardı böyle ortaya bile vatardı İsmail Han'ın ortasında. Bütün hacılar, hocalar çıt yok. Ondan sonra bir fırça çekerdi bunlara zaten. Ondan sonra şehid Allah ve nehu diye başlarda okuma. E hakikaten tabi şehid daha büyük tevhid yoktur. E, Allah, şahitlik ediyor. Vel melâke, melekler şahitlik ediyor. Ve ölül ilm, ilim sahipleri şahitlik ediyor. Kaimen bil kıst, adaletle kaim olarak. La ilahe illâ vel azîzül hakim. Aziz ve hakim olan Allah'tan başka hiçbir ilah ve ibadete müstahak yoktur. İşte bu ayette Ali İmran 18. ayetinde inleyen Allahu la ilahe illa Taha suresinde yine var. E, benden başka ilah yok ancak ben Allah'ım buyuruyor. Bu ayetlerde bu, bu mananın delilidir. Vakı ile yine denilmiştir mümin kelimesinin ismi şerifinin manalarında. El müminü eman veren Kime? Burada eman. İlk dediğim mana şimdi burada geldi. Yeni geldi yani. Orada delili yoktu. Burada delilini de söyleyecek. El müminu eman veren. Kime ibadehu? Kullarına. Eman güvence veriyor bize Allah. Vermiş. Ne, ne vermiş? Ne güvencesi vermiş? Fit dünya dünyada ee, neden min zulmihi onlara zulüm yapmaktan dünyada kafir olsun, münafık olsun Müslüman olsun, bütün kullarına Allah güvence vermiş, Yahudi'ye de vermiş, bana da vermiş, ona da, herkese vermiş. Ne ne güvencesi vermiş? Ben size zulmetmeyeceğim. Allah Teala. Şimdi deprem oldu, Allah bu kadar insanı öldürdü, enkaz altında bıraktı. Yaratan Allah, öldüren Allah, yaşatan Allah, celeye. Ha, mesul olanlar var, sebep olanlar var. Onlar ayrı dava. Betonu karıştıranlar var, demiri çürük koyanlar var. Onların mesuliyetini konuşmuyoruz. Ama yaratan Allah, öldüren Allah. Şimdi diyebilir ki biri Allah bunlara zulmetti haşa? Bunu desene olur. Stalin gibi kafir olur. Onun için Allah hakkında celle celaluhu "E ma Habibim senin Rabbin zerre kadar kullarına zulmetmez. İnna Allah la yazlimu miskale zerre. Zerre kadar zulmetmez. Burada zaten olan eceli gelmiş ölenlerin Deprem olmasa da öleceklerdi. Ayrı dava. Sebebi bu olmuş. İmanlı ölene şehitlik yazmış. Kafir ölen zaten eceli gelmiş ölmüş. Ama imanlı ölene de artı ilavelerle şehitlik de göçük altında kalanlar hakkında hadis-i şerif sayı olduğu için şehitlik yazmış. Ama burada mülk Allah'ın Celle Celaluhu mülkünde dilediği tasarrufu yapar. Kimse burada sen bana niye bunu böyle yaptın diyemez. Değil mi? Mesela Mehmet Görmez kalkmış ne diyor? Koca Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış adam. Depremse dene diyor Allah'a kırgın diyor. Ya Allah'a kim kırgın olabilir? Sen nerede yaşıyorsun ya? Bu adam senelerce Diyanet'i yönetti. Benim de vaazlarım, vaz yaptığım cami, dernekler hep soruşturma açtırdı. Yüzüme de hocam hocam diye telefon eder. Bu sefer son telefonunu artık açmadı. Hem devlete öfkeli dedi, hem de ben bu anlattı. Bizim hocalar bile anlamadılar. Bu çok iyi adam diyorlar. Böyle işte nasılsın, iyi misin? Aa maşallah, inşallah diye ne hemen iyi diyorlar bizim hocalar. Öyle iyi yok herkes. Allah kırgın olur mu ya? Allah kırgın insan ne yapar? Kafir eder Allah kırgınım ben. Sen kimsin? Onun için Allah Teala kullara zulmetmedi ki kırgın olacaksın. Allah'ın adı mümin. Mümin ne demek? Ben size haksız bir şey, zulüm yapmayacağım, size güvence veriyorum demek. Hiç kimse kafire de yapmayacağım. Yapmıyor zaten. Dünyada vel müminine müminleri de müminleri de azabından emin eden. Nerede fil ahiret? Ahirette min azabi, azabı, Kafirleri de şimdi cehenneme attığı zaman ebedi, sonsuza kadar yaktığı zaman zulüm mü oluyor aşağı? Allah zulümü var mı? Yok. Ama Dünya'da kafir mü'min herkese e, zulümden e, eman vermiş, ben kimseye zulmetmem buyurmuş. Ahirette de mü'minlere, bizler, de, bizler gibi mü'minlere azabından eman vermiş. Yani ben sizi azaba koymayacağım. Madem mü'minsiniz, e, sizi azap etmeyeceğim diye genel manada mü'minlere bir eman var. Allah cümlemizi bu emandan, bu güvenceden başımızı çıkarıp da azaplara düşmemize sebebiyet verecek batıl inançlardan ve kötü huylardan, amellerden muhafaza eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve, ve sellem. ile Şimdi geldi müheymin ismine. Denildi ki el müheyminü müheymin de bimanel emini. O da emin manasında. O zaman müfeyil ne oluyor. Hemze e, efendim haya dönmüş aslı müeymin idi. Müeymin. Müminin ismi tasgiri, musakkarı oluyor. Müeymin. Hemze de haya döner böyle takvif için. Hemze biraz keskindir, zor çıkar. Olmuş müheymin geçişte. Bu manada verilmiş. Emin. allah Teala'nın isimlerinden tabii ki müheymin ismi kesin. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Musakkarun tasgır edilmiş yani e, ifade minhu e, emin kelimesinden tasvir edilmiş i̇bn Kuteybe böyle demiş e, fakat e, bunu diğer bazı ulema kabul etmemiş Allah'ın esmasını tasgırı caiz değil tahkır ifade eder, iham eder gibi şeyler demişler. E, bu şekilde e, amma ve lakin e, heymene demin dedimse heymene yuheyminü e, dahra cevabından ismi fail e, olması da ağır basıyor. Burada mana nasıl olmuş? Fekulibet Kalp olunmuş, döndürülmüş. El hemzetü müeyminin hemzesi ha haya döndürülmüş. Ama mana olarak ne demek geliyor? Emin. Yani güvenilen, eman sahibi efendim manasına geliyor. Allahu Teala hakkında emin e, ismi varit olmuş. Yani onu kullanmak e, caiz oluyor zaten. E, ve katkı ile denildi ki inne kavlevum. insanların sözü fit duayı duada amine. Fatiha'dan sonra amin diyoruz, her yerde amin diyoruz ya. Bu amin bazı kıraatlerde amin, bazı kıraatlarda emin. Bu ee, bu durumda efendim isteyip kabul etme geliyor. Ee, Hasan, Hasan e Hasan Hasen'e basıyor öyle malarmış. Denildi ki inne bu amin denedir. İsmün min esma'llahu te Teala Allah Teala'nın isimlerinden bir isimdir. Amin de Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Hadis-i şerifte var. Amin Hatemü Rabbil Alemin ala lisan ibadil mu'minin. Ruhul Furkan'da ilk ciltte bunu yazmıştık. Efendi beraber. Amin nedir? Mümin kulların dilinde allah Teala'nın mühür ve damgasıdır. Çünkü amin denmeyen dua kabul olunmaz. Bir sahabeden biri dua yapıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun duasına şahit oldu. Yanında da birine buyurdu ki onun duasında da kesmedi. Evcebe in khateme. Şimdi bu dua ne demek? Allah'a arzu hal vermek demek. Hacetlerini, ihtiyaçlarını sunmak demek. Yani nasıl ki bir kaymakama, valiye, başvekile e, mektup, dilekçe yazıyorsun. Bunun sonuna imza atmazsan bu dilekçe kabul olur mu? Olmaz. Onun için buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem evcebe bu kul duasının kabulünü vacip etti kendine yani. Kesinleştiri kabulünü. Ama bir şartla in hateme eğer sonunda mühürünü vurabilirse yani orada sonra ne oldu onun için bir şey konuşmayayım belki o amin demeyi unuttu mesele o değil belki sonradan ona o zat öbür dedi ki sen amin de, de ki kabul olmasın evcebe in hateme ama dua ettin 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 sonunda amin demedin kabul olmaz onun için o Allah'ın mührüdür mümin kullarının lisanıyla. O aminin de emin manasında yani çekmeden emin olarak okunduğu da rivayetler arasında. Sonra vakı ile denildi ki el e, müheyminu mühemin ismi şerifi bir mane şahidi. Bu mana da meşhur şahitlik eden ve hafızı muhafızlık eden, koruyan, gözleyen, gözeten bu manalara da geliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de İnzal ettiler Tevrat'ı fihi Abdülmelik hükmü. Peygamberler lazım. Ve müheymin aleh hükmü. Ve at buyuruyor. Kur'an için Kur'an'ın bir ismi de müheymindir. Ve müheminen biz Kur'an'ı ne yaptık? Mühemin yaptık. Yani gözcü ve şahit. Neye aleyhi geçmiş kitaplara. Mesela Tevrat'ta bir şey var, İncil'de bir şey var. Şimdi ortalıkta piyasada dolunüs kaleri var. Ama bakıyorsun Kur'an'a muhalifse diyorsun ki Tevrat'ta, İncil'de tahrifat var, değiştirilen kısımlardır. Çünkü biz onlardaki ilimleri nereye vurarız? Kur'an'a vuracağız. Çünkü Kur'an onların nesidir? Şahididir, müşahididir. Musaddika lima beyni edi Tevrat'ta çok var tabii. Aynı zamanda tasdik ediyor ama manaların e, tahrif edilip edilmediğinde e, bizim müracaat kaynağımız Kur'an. Onun için Kur'an'a müheymin diyor mesela ayette. Ya o şahit işte, şahitlik ediyor ki bu var mı, yok mu, doğru mu, yanlış mı, katma mı, karıştırma mı manasına. Ali manası var, yüce manası var, şerif manası var, musaddik manası var, vali, yönetici manası var, kadı, hükmedi manası var, rakip, gözcü, murakip manası var, 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 var. allah Teala isimlerin manaları tabii ki nihayetsizdir. Şimdi geldik, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bunun ne alakası var? Çok alakası var. Bu manada ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimdir? Eminün. Emin manasını alsak Resulullah emin miydi değil miydi? E de Muhammedül Emin ismi zaten Emin. Ebu Cehil bile ne diyordu? Muhammedül Emin diyordu. Nübüvvetten sonra işi karıştırdı ama 40 sene Emin dediler. Yani güvenilirlik manası. Ve müheyminün, müheymindir. Peki müheymin hangi manayı alsan al. Şahit desen ümmetine şahit değil mi? Gözcü desen gözcü değil mi? Muhafız desen bizi koruyucu değil mi? İmanımız, itikadımız hep o muhafaza ediyor. Onun için her manada mümindir ve müminü mümin. Mümin hangi Allah'ın vaatlerini tasdik eden. En birinci tasdikçi o. Âmenel Rasulü. bimâ müzzîl rabbiyel mûminûn. Önce Rasûl iman etti. İman müminlerin başında. Ben evvelül müminin diyor Kur'an. Müminlerin iki benim. E, o zaman o manada da mümindir. Eman veren, güvence veren manasında mümindir. Efendim, ahirette azaptan kurtaran manasında şefaat edecek. Bu manaların hepsi. Ee, peki, bu e, emin e, tabiri, ismi Kur'an'da Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hakkında geçiyor mu? Geçiyor buyuruyor. Fakat sen Allah Teala eminen Allah Teala habibine emin ismini taktı. Fakat bunu mutlaka insan emin. Şimdi tabi bu Cibril Aleyhisselam hakkında olması Cumhur'a göre e, beyan ediliyor ama geçen derslerde de geçti. اِنَّهُ لَقَوْلُ Rasulün Kerim'den geliyor bu. Keremli bir Rasûl'ün sözüdür Kur'an. Şimdi Cibril'in sözü, Allah'ın kelamıdır, vahiy ondan geliyor. İkinci Cibril'in kelamıdır. Çünkü lafız olarak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla okumadı bunu. Cibril okudu, oradan onun naklettiği kelam oluyor. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelamıdır. Çünkü sahabe Cibril'den dinlemedi. Sahabe kimden dinledi de ezberledi, yazdı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bu manada le kavlu Resulün Kerim Cibril'e de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gitmesi müsaittir. Tefsirlerde de Samri Merciler hakkında bu görüşler vardır. Onun devamında ne buluyor? E, i̇stediği kuvveti, kuvvet sahibi. Efendimiz'in zaten 4000 cennet erkeği kuvveti olduğu zaten var. Rindedil arş-ı arş sahibinin yanında mekanet sahibidir. Mekanet şeref demek. Mekan başka, mekanet başka. Muta'in itaat olunmuş. Femme e, gökler aleminde. E şimdi Cibril tabii ki bütün melekler onun emrinde, onu dinlemek durumunda. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de miraca çıktığında sallallahu aleyhi ve sellem bütün itibar, izzet kime nasip oldu? Meleklere bile allah Teala göstermediği iltifatları veyahut sidretül müntehadan ileri geçmek kime nasip oldu? Ev Mevlân cemalini görmek kime nasip oldu? Kelamını vasıtas içmek kime nasip oldu? 13'ün diğer melekler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabii ki makam bakımından altında kaldıkları için itaat ve itibar ona oldu. Emin'in zaten güvenlik vasfına sahip. Bu ad i kerimede Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e raci olan tefsirde de bu Emin ismi Efendimiz'e ait oluyor. Ve kâne sallallahu aleyhi ve zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yu'rafu tanınırdı bil emini peygamberlikten önce bile ne diye tanınırdı? Emin. Emin kişi. Yani Türkçeleşmiş yani. Arapça da Türkçe'de emin adam. Yani güvenilir adam. Sözünde durur. Emanet verirsin. Hainlik etmez. Çalmaz. Çaldırmaz. inkar etmez. Mesela. Bu manada. Ve şu hira meşhur oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bihi emin lakabıyla. ismiyle Ne? kabile nübüvveti. Peygamber olmadan önceki 40 senesinde de ve maddaha peygamberliğinden sonra da bu sıfatla meşhur e, olmuştur. Onun için e, alimler Mek Mekke, ta Arap kabileleri, hepsi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında emin diyorlardı. Bu da ne önem arz ediyor? Şimdi velfadlu ma şehidet bihil adâ'u demiş şair. Yani fazilet nedir? Düşmanlarının da kabul edip şahitlik etti şey. Dostların seni abartabilir, kabartabilir. Sana hak etmediğin vasıflar takabilir, övebilir. Ama düşmanların bile Ebu Cehil'ler bile efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber ilan ettikten sonra ki onların başkası mı oldu? Putların baş düşmanı oldu, ilahlarının baş düşmanı olduktan sonra çağırdı onları e, Safa Dağı'nın eteğine, çıktı Safa Dağı'na. Hepsi geldiler. Ne sordu onlara? Hel akbar lev akbartukum enne bi safhi hada el cebel ve hel kuntum musaddikiyye. Şimdi o zaman tabi Safa şimdi küçük gibi görünüyor. Esasen tabi o çok ilerlettiler yukarı 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 için şeyler, merdivenler bir memle. Safa çok daha yüksekti. E bizim 80'lerde gittiklerimizde bile tabi bu şekil yoktu. Şimdi. Bayağı yüksekti yani çıkmak. Ondan sonra Efendimizden en yukarı kadar çıkardı Efendimizden. Şimdi tabii az kaldı yani görünen kısmını az bıraktılar, hep etrafını sardılar. Bu dağın arkasında hele ki düşün Efendimiz sayesinde zamanda tamamen zemini düşün, yani Kabe'nin şu anda hizası bile yükseltilmiş. O hizanın da düşük olduğunu Safa'da oradan başlıyor, daha aşağıdan başlıyor da. Ondan sonra dedi ki ben size söylesem şimdi. Bu dağın arkasında ne var? Düşman var. Sabaha karşı size baskın yapacak. Siz beni tasdik eder misiniz? Ebu Ceyl orada. Ebu Leheb orada. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem peygamberle ilan ettiği için tam düşman olmuşlar yani. Eski dönem değil. Yine ne dediler? Ma carabna leke Tasdik ederiz. Çünkü sen diyorsan doğrudur. Biz senin hiç yalanını tecrübe etmedik. İşte fazilet düşmanların yaptığı şahitliktir. Yoksa dostlar önüne gelen seni medirebilir. Ama inni nezirul lekum beyne de azabin şedid. İşte ben o zaman sizi safanın arkasına düşman gizlenmiş gece baskın yapacak diye uyarmıyorum. Uyarsaydım diyorsunuz doğru diyorsun. Ama önünüzde bir cehennem var. Bu şirk üzere giderseniz ebedi cehenneme düşeceksiniz. Ben o şiddetli azaptan önce siz ölmeden sizi uyarıyorum Müslüman ol. Buyurdu. İşte belki birkaç kişi olmuş mu olmamış. Yine dediler ki ne dediler? Elihaza <laughs> davtena. Ya Muhammed, işin mi bitti de bize bir ele şeyler anlatıyorsun. Bizde bir mühim bir şey var zannettik. Bizi bunun için mi davet ettin? Halbuki ne kadar mühim bir şey var biliyor musun? Ölür ölmez gümbürdü cehenneme ebedi çıkmamak üzere. Yanmak, yakılmak. Bu kadar seni uyarıyor da biz de dediler mühim bir şey var zannettik. Sen zaten bu işleri hep konuşuyorsun dediler. Şimdi bir de bizi dağın etrafına topladın biz de var zannettik. Yeni bir şey var yani mühim bir şey var. E, Yeni bir şey var. Kavur öleceksiniz. Onun için e, eminlik vasfı, doğru sözlülük vasfı, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en meşhur sıfatı, Kafirler kabul etmiş onu. Ve semma tesmi etti. Hu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isim taktı. Kim? El Abbasu. Abbas amcası. İbn Abdülmuttalib radıyallahu anh efendimiz çok güzel, büyük de bir şairdi. Çok da faziletli, şerefli bir insandı Abbas. O şiirinde Resulullah'a isim verdi. Ne diye? Müheyminen. Şimdi Rasulullah Müheymin ismi sabit mi, mi diye mi diyor. Oradan şiirden de delil getiriyor. Müheymin ismini taktı. Nerede fi kavlihi? Şu sözünde. Yani bir şiiri var. O biraz uzun ilerisi gerisi var herhalde. Ne dedi? Sümmehteva beytükel müheyminü min hindife al ya nutuku Bu şiirde bu ismi verdi. Ne diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sümmehteva <laughs> Sonra ihtiva etti. İhtiva Türkçeleşmiş ama e, muhteva da diyoruz. İhtiva etti yani topladı, kendinde topladı. Kendinde topladı. Ne? Beytüke, senin evin, Ya Muhammed sallallahu Aleyhi ve Sellem, senin evin. Evden maksat burada nedir? Neseb ve şereftir. Yani senin hanen. Hani bu hane halkı, bu hane çok şereflidir. Ne demek? Bu o hanenin taşı toprağı değil herhalde, onun nesebi, genetiği, soyu. Beytüke, senin hanen yani işte, tabi Muttaliboğulları, oğulları, ondan sonra Kureyş, işte o bulunduğun hane ihtiva etti. Öyle hane ki el müheyminü, senin nesebin, şerefin. Öyle şerefin var ki el müheyminü. Buradaki mana şahit demek. Müheyminin şahit manası var ya. Şahit olan nesebin. Şahit ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atalarından beri en hayırlı oldukları hadis-i şeriflere sabit. E sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde bütün ümmete şahit, bütün kullara şahit. İnne şahiden. Biz seni şahit olarak gönderdik diyor Kur'an. Onun için yekunu rasul aleykum şahiden. Resul size şahit olsun diye size gönderdim buyuruyor. Onun için senin şahit olan müheymin işte. Hem Allah'ın isminde de müheymini Hz. Abbas da Efendimiz kullanıyor. Bak, senin faziletlere şahit olan nesebin, soyun ihtiva etti. Kimden gelen soyun? Min hindife. Hindif'ten gelen Hindif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nenelerinden İlyas ibn Muzar ee, İlyas da büyük dedelerinden radıyallahu anh onlar hep biz Efendimiz'in anne babasının kurtuluşu ve bütün soyunun Müslüman olduğuna dair koca kitap yazdım. ikinci cildini de çıkaramadım şimdi ama birinci ciltte yeterli malumat var. Necatül Valideyn. O çok önemli bir ilim kitabı. Orada geçiyor. Bütün soyunun. Zaten İlyas ibn Muzar, e, İlyas dedesi, öyle sırayla dede gidiyor, o Mudar'ın oğlu, öyle Adnan'a kadar giden silsilesi var. Allah sizinle razı olsun, radıyallahu anh mecmain. O İlyas nasıl bir dedeydi? Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yani hemen hemen belki de birkaç yüz sene evvel şeye yakın, Adnan'a yakın onlar. Birkaç yüz sene evvel o haç yapardı, onun belinde, sulbünde bizim çocuklarımız, doğan çocuklarımız nüve olarak, çekirdek olarak, tohum olarak bizim neremizde duruyor? Erkeğin bel kemiğinde sulp deniyor ona. Kadının göz kemikleri arasında teraib deniyor ona Kur'an'da. Yahrucu <laughs> min beyni sulbi ve teraibi. Şimdi o İlyas dedesi kaç yüz sene evvel hacca giderdi, Arafat'a çıkardı. Orada belinin, kemiğinin içinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesi gelirdi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Bütün millet duyardı. Kimse tanımıyor Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem. E, mevlid dediğim sen yapıyorsun mevlid işlerini. Orada e, ne diyor? Lebba fi sulbi. O şey aldı zannetersem. Ne onun adı Berzenci'de de olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sulbündeyken telbiye getirdi ve işitildi. İlyas dedesi. O İlyas'ın hanımının adı Hindif. Anladın mı? Hindif. İşte diyor senin Hindif nenenden gelen nesebinin şerefi efendim müheymin, bütün insanlığın şahidi ve gözcüsü gözetimcisi olan o ihtiva etti. Topladı yani. Neyi topladı? Alya'e O kadar üstünlükler Alya e, yücelikler, faziletler, meziyetler topladı ki senin nesebin, soyun tehteha onların altında kalır. Yani o yüceliğin, faziletlerin altında kalır. Neler? En nutuku nitaklar. Nutuk nitak ince Nitak lukatası kemer demekse de geniş dağlara bu isim istiare edilmiştir. Onun için el cibalü şamihat demektir. En nutuku yani en ulu dağlar, yüce yüce ulu ulu dağlar senin hanenin, beytinin, nesebinin ihtiva o hindif nenenden gelen, soyundan gelen, o atalarından, dedelerinden gelen efendim şerefin müheymin olan, kullara şahit olan nesebin ne ihtiva O kadar üstün sıfatlar ihtiva ki ulu dağlar bile onların altında kalır. Tahta altında kalır. Ne en nutukun yutaklar el cibalü şam Ve kıyle ne ki Gel muradu ee, burada maksat ya eyühel müheyminu. Ha burada beytük el müheyminu de olur. Yani mana şahit olan nesebinde olur ya da beytüke senin evin el müheyminu ya eyühe gizli orada şiir şeyinden dolayı vezin bozulmasın diye ya ya çok masuf olur böyle nida harfleri. Ey müheymin diyor efendimize yani Hazreti Abbas. Bu manada da öyle. Öbüründe müheymin sıfat oluyor. Burada da ma masuf nidanın münadası oluyor. Yani Hazreti Abbas ne diyor? Ey müheymin. Kime diyor? Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Müheymin kimin ismi? allah Teala'nın ismi. Allah hakkındaki müheymin nedir? Her şeyi bilen, gözeten, şahitlik eden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında müheymin nedir? Ümmetine şahitlik eden. Onun için ey müheymin diyor yani. Hazreti Abbas Efendimiz'e hitabında. Kale o bu manayı söyledi. Kim el Kuteybi, İmam Kuteybi bu ya Yuhan el Müemin sıfat değil de masuf lidan münadası dedi. Ve İmamu Ebu'l Kasim el Kuşeyri, İmam Ebu'l Kasim'i Kuşeyri. Kuşeyri'yi duydunuz herhalde zaten. Kuşeyri'yi duymadınızsa hiç yaşamayın. Daha iyi yani İmam Kuşeyri'yi duymadınızsa değil mi? çok ayıp değil mi İmam Kuşeyri'yi duymamak, tanımamak? Risale-i Kuşeyri'yesi var, efendim, daha tefsiri var, efendim, ne ilimleri var? Evliyaullah'ın büyüklerinden. Ve kâle Allah-u Teâlâ sallallahu aleyhi ve sellem hakkında, onun mü'min musaddık olduğu hakkında ne buyuruyor mesela? ayetten bir delil daha getirdi. O da nedir? يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِن۪ينَ وَرَحْمَتُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yü'minü iman eder billahi Allah'a. E ilk iman eden o zaten. Ve yü'minü iman eder kime lil mü'minin mü'minlere. Mü'minlere iman eder ne demek? Bir Müslüman gelirse, Ya Resulullah şöyle şöyle oldu diye bir şey anlatırsa ona inanır mı inanmaz mı? İnanır, hüsnü zan yapar. Anladın mı? Adam yalan da konuşsa Adam yalan da konuşsa Allah ona bildirir, vahiyle uyarır. Ama diyelim uyarmadı. Hüsnü yapar. Bir Müslümanı yalancı çıkartmamak için, bir Müslümanı yalancı çıkartmamak için, yani denilene göre şey yapar. Ama şeriatı bozmak, hüküm vermek hakkında konuşmuyorum. Velakin lakin müminlere inanır. Onun için e, çok denetimcilik, çok teftişçilik, doğru mu konuşuyorsun, şu şey mi yapıyorsun, beni mi kandırıyorsun şeklindeki var, sünnette yoktur. Geldi dilenci senden para istedi, Efendi Hazretleri derdi, doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor, şüphelenme az ver, şüphelenmezsen çok ver, hadi seni otobüse götüreyim de biletini alayım deme. Hacı Bilal öyle yapar. Ya geliyorlar dedi bu dilenciler, köye gideceğim biletim yok. O da diyor ona, gel seni kara götüreyim. Götürüyor garaja, adama bilet oluyor. Adam gitmek istemiyor ki, yalan konuşuyor bir ekmek parası için. Bu sefer Efendimiz der ki, Bilal Efendi, adam senden bir şey istedi, adamı kalkıp garaja götürme. Bilet alayım deme, şüphelenin sen. Az ver, şüphelenmezsen çok ver. Teftiş yapma milletin şeyine de. Sünnette böyle, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapmazdı? Şimdi bir hiç lakaplı biri vardı, Adını da unuttum. Far Efendi de çok adam O da mit miydi, istihbarat mıydı, neydi? Bir şeyleri var. Deniz Baykal'la Efendi Hazretleri görüştürmüştü. Efendi Deniz Baykal'a iki saat arabada vaaz etti. Onun kadar beni güzel dinleyen yoktu dedi Efendi Hazretleri. Ondan sonra öyle adamları var, ağaları var, paşaları var. Ankara'ya gidenler derler ki bir bakanlık. Şimdi unuttum hangi bakanlık. Benim de onunla çok maceram var tabii Hep beraber. Far Efendi götürürdü bizi. Fes takar, bir şeyler eder. Babası da Efendi Efendi'nin Erzurum'dan müridiymiş falan. Hassan Efendi de ona itibar eder. Her göz ona itibar eder. Efendi de dinler onu böyle bir acayip. Bir şiirler o başlar bir saat anlatır Efendi öyle dur Ne yapsın Kibar insan yaşayacak yani. bir şey de değil. Ondan sonra konuşur eder falan. Mangalda kül, kül bırakmaz. Falan paşa işte askeri o zaman 80'lerde İhtilal olmuş bilmem ne. O hala paşaladım. Falan paşayı diyordu. Namaza başlattım efendi hazretleri. Efendi hazretleri dedi, maşallah maşallah. <laughs> Ondan sonra ya derdi. Şuna, şu, şurada bir sıkıntı var. Medreseyi basmışlar şunu bu. Tamam derdi arar. E kimle konuştuğunu bilmiyorsun ki. Paşam sen misin benim bilmem ne. Bir akşam keserdi. Bazen dediği iş tutardı. Bazen tutmazdı. E şimdi o mu yaptı? Rast mı geldi? Bir şey yok. İnsan efendi de Rahmetullahi aleyh hocamız, o da çok hadid meşrebi, sinirli, Allah için ama, dürüstlük abidesi bir şahsiyet. Zühd ve takva zirve yapmış, dünyaya soğuklukta öyle hoca görmedim. Tamamen dünyadan so soyutlanmış mübarek. O da bunun şimdi böyle konuşmalarından falan rahatsız oldu. Ondan sonra bir gün yine efendinin yanında bu oturmuş. Tabi senelerce devam eden olaylar. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Bütün millet de dinliyor, Efendi de dinliyor. Ondan sonra İhsan Efendi de geldi. Kapıdan içeri tam girecek. Bu sahtekarın dedi, senin yanında ne işi var? Efendi de tabii üzüldü şimdi. Ona da sahtekar denmesini istemiyor. Falan ondan sonra. E, bu İhsan Efendi gel dedi, otur dedi. Ha bu sahtekarın yanına oturmam dedi. İhsan Efendi çıktı gitti. Sonra geldi. O gitti, o geldi. Ya dedi, e, ee, hoca efendi derdi, onun şeriki diye hafızlıktan, Arapçadan, efendi babadan ama tabi efendi senin tarikat dersi ne bağlıydı ona. Efendi babadan almış onlar Hasan efendi, İhsan efendi, Mustafa efendi der hep ama tabi efendi sene sonra döndüler. Yani efendi babadan sonra efendiye bağlandılar tabi hepsi. Dedi, e ya dedi bu adam dedi, yalan konuşuyor dedi, sen anlıyorsun, anlamıyorsun mu dedi, yani anlıyorsun dedi. Hoca efendi dedi, anlıyorsun dedi, bunu ne dinliyorsun dedi. Efendi de dedi ki, ya dedi, paşaları maşaları namaza başlattım diyor, yalanı da hoşuma gidiyor dedi ya. <laughs> Şimdi bak İhsan Efendi de işte orada mesela iptal oldu. Yani İhsan Efendi mesela Efendi'ye göre tabii ki ufkutar, ufkutar bir insan. Hepsinin ufkutar Efendi'ye göre kimsenin ufku geniş olamaz tabii, Efendi bu yani. Ama İhsan Efendi de en büyüğüydü. Efendi'den sonra kapının en büyüğü İhsan Efendi'ydi. E, o önce vefat etti. Çünkü Efendi Baba ona şerikindir buyurmuş Efendi'ye. Dolayısıyla İhsan Efendi bile Efendinin sırrını çözemiyor yani. Ne dinliyorsun diyor bu kadar diyor. Ya dedi yalanı da hoşuma gidiyor dedi. Paşalar namaza başlamış. İyi bir şey dedi yani. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'da ne diyor? Ve yü'minü lil mü'minleri dinler, inanır. Ha bilir. Bilir ama adamı bozmaz yani. Anladın Ahlak-ı nebeviye, peygamber ahlakı meselesi. Ne dediler? Ve وَقُولُونَ üzün diyor Kur'an. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. O diyor, dediler, münafıklar falan, kulak diyorlar. Efendimiz'e kulak dediler, kulak. Kur'an'da geçiyor bu. Kulak ne demek? Yani ne koyarsan doldur boşalt, ne konuşursan dinler inanır. Saf manasına. Anladın mı? Saf olur mu sallallahu aleyhi ve sellem? Mevla'da buna cevap verdi. Efendimiz cevap vermedi. Kur'an'da ayet geldi, cevap verdi. Kul Habibim söyle ki üzünü, hayrin. Evet. Sana kulak diyorlar. Sen kulaksın. Yani her şeyi dinlersin, duyarsın. Ama sen müminler için rahmetsin. Onları rezil etmezsin. Rüsva etmezsin. Tekzim etmezsin. Ve hayırlı bir kulaksın onlar için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 201 ismi şerifinden birini de nedir? Üzünü hayır. Hayırlı kulak. Ravza-i şeyde kıble duvarında yazılıyor o isimde üzünü hayır Kur'an'da geçen isimlerden biridir. Onun için mümin çok karıştırmacı, teftişçi, insanları rezil eden şekilde yaklaşması sünnete uymuyor yani. Bazen tegafül lazım. Görmezden gelmek, tecahül, bilmezden gelmek de lazım. Anlarsın, anlamazlıkta verirsin. Yani rezillik çıkmasın şimdi gibi. Müslümanlığa yakışan budur. Ama müminlere inanır. Ne demek? Ey şu demek. Yusaddiku. Onları tasdik eder. Tabi müminlerin ihlasından dolayı zaten onları e, tasdik eder. Sonra münafıklar öyle değil. Münafıklar gelirler. Yalan yanlış söylerler. Mazeretimiz var. İnne büyütene avratün. Ev, ev, evlerimiz korunaksız. Biz senden şimdi Handek Muharebesi'ne gelemeyiz. Evimize hırsız girer. Halbuki Kur'an-ı Kerim diyor ki ve kul inne büyüten <laughs> avratun diyorlar ki evimiz korunaksızdır hırsız girer. Allah da buyuruyor. ömaye bir avratin. Halbuki evleri korunaksız değil, herkesten sağlam. Ayet geliyor adamı yalancı çıkarıyor. Ama efendimiz yalancı çıkartmıyor işte. Ayet gelirse onu oku. En yuridu ne illa firara. Onlar kaçmak istiyorlar bahaneleri. Ama münafıklar kendi aralarında plan kurarlardı. Ge şimdi biz gideriz, evimiz şöyle, işimiz böyle, benim hastam var, benim ustam var, cihata gitmeyiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte Uğud'a çıkmayız, çıkarsak yarı yoldan döneriz falan. Sonra ne olacak? E sonra böyle olmadığı anlaşılırsa, rezillik olursa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep kaybedecek diye bekliyorlar. Bu sefer kazanıyor, kazanınca da şimdi ne yapacağız diyorlar. Bu sefer geri dönemez diyorlar zaten, ölür kurtuluruz diyorlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde kazanıyor, veyahut da bir Uhud'da biraz kazanamadıysa da yine sağ selamet evine döndü. E dönünce, e bunlar ne yapacağız şimdi diyorlar. Ya diyor, onu önceden plan yapmışlar. o zaten insanlara inanıyor ya, biz de bir yemin ederiz, vallahi billahi deriz. Bir de özür dileriz, yuttururuz. E kime yuttururuz? E Kur'an-ı Kerim'de yahlifune billahi lekum yurdukum vallahu ve rasuluhu hakku yurduhu in kanu Geliyorlar Allah'a yemin ediyorlar sana sizi memnun etmek için. Ve Allah Resulü razı etseler ta iyiydi ama ona inanmıyorlar. Mevla Teala yeminlerinde yalan olduğunu dolu ayet var münafıklar hakkında. Onun için onlar böyle bir usul geliştirmişler. Fein ne üzün. Zaten o kulaktır. Yani ne duyarsa tamam der. Tasdik eder bizi. Biz de kurtul kurtuluruz dediler. Ama Mevlane burdu kul üzünü hayırlı kum. Yüminü billahi ve yüminü lil O hayırlı bir kulaktır. Allah'a iman eder, halis müminlere de iman eder, sizin gibi münafıkları da idare eder, siz de yutturduk zannetersiniz. Halbuki ben ona vahy ediyorum, sizin içinizi bildiriyorum. Ne zamana kadar? Ee, son zamanlara kadar bildirmedi münafıkların isim listesini. Cemaatin içindeydiler. Ama bir hutbesinde 35 münafığı Cuma'da cami mescitten kovdu. Hiç yapacağı iş mi? Ama vahiy gelirse o da bir bazı alametlerinden anlıyor onları. Anlıyor ama çık camiden münafıksın ger demiyor. Ama ne zaman allah Teala'dan vahiy geldi? Kum ya falan fe inneke münafık. Felanca kalk sen münafıksın. Attı camiden dışarı. İşte o güçlenene kadar tabii idare etmek icap eder. Zamansız, zeminsiz de hareketler sünnete muhaliftir yani. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ene ben emanetün emene feale vezninde eee güvenceyim kim için? Li ashabi, ashabım için. Bu bir hadis-i şeriften e, bir bölümüdür. Bu hadis-i şerifin başında ne buyurur? En nucum emanetün fi sema. Yıldızlar ve gezegenler, burçlar gök için güvencedir ve emandır. Yani Gök sisteminin felek sisteminin ondan sonra gezegenlerin devamı işte yüzmeleri, gezmeleri, burçlarda güneşin ayın deveranı, cereyanı bu sistemin bozulmaması bir güvencedir. Feyza Zehebet yıldızların sistemi bozulunca yıldızlar gidince diyor. Yani yıldızların sistemi bozulunca yörüngeler kayınca burçlar Alt üst olunca şu anda zenit saati gibi, değil mi? Saatler bile hesabı nereden alıyor? Göğün hesabından alıyor. Takvimler hesabı nereden alıyor? Güneşin doğuş batışından alıyor. Yani bizim hesap esşem suel kamaru bir husvah. Güneş ve ay hesaplı bir sistemle devran ediyor. Yani bütün şu andaki hesap sistemi gün, ay, sene bilmem ne takvim hicri, miladi hepsi göğün e, hareketleriyle şekilleniyor. Onun için o da gezegenlere bağlı. Gezegenler ve yıldızlar gök için güvencedir. Onların düzeni bozulunca etes sema e ma Göğe vaat edilen tehlike gelecek. Yani ne demek? Göğe ne vaat edildi? Gökler patlayacak, çatlayacak ve meteşekkaku sema bil hamam bir beyaz bulut üstten e, düşecek yedinci katı patlatacak, o altıya düşecek, beşe düşecek, böyle pat 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 patlatmış pat gökler kalkacak kıyamet koparken. Onun için bu sistem evvela neyle bozulacak diyor? Yıldız ve gezegen sisteminin bozulmasıyla. O bozulmaya başladı mı bekle ki göklere vaat edilen e, kıyamet gelecek ve gökler e, patır patır dökülecek. Ve ne ben emanetün güvenceyim <laughs> li ashabi. Sahabem için ben büyük bir güvenceyim. Emanım, emanetün eman gibi yani vezninde. Ben büyük bir güvenceyim sahabeme. Ne demek? Ben yaşadıkça sahabe kavga etmeyecek. Sahabem arasında savaş çıkmayacak. Feyza zehbtu et ashabi ma yu'adun. Ben gidersem yani ben vefat ettiğim zaman sahabeme vaat edilen bak vaat edilen kaderde var kavgalar, gürültüler gelecek. Ondan sonra ne oldu? Hazreti Ömer'in şehit edilmesi, zaten Hazreti Ömer döneminde kabilelerin mürtet olması, oradan savaşlar, oradan Hazreti Ömer'in şehit, şehitliği. Ömer döneminde pek savaş bir şey olmadı, o çok güzel yönetti. Sonra Hazreti Osman radıyallahu anh, o da çok güzel yönetti ama Hazreti Osman döneminin sonunda çapulcular Medine'yi bastı. Ortalık karıştı. Hz. Osman'ı evinde şehit ettiler. İç savaşlar oradan başladı. Bu zamana kadar mezhep savaşları Şia ile Miha yla işte görüyorsunuz Yemen'i, Libya, Lübnan'ı, Irak, Suriye bütün Şiaların yüzünden ehl Sünnet kavga kürüldü, e, devam ediyor. Ben gidince sahabemin başına vaat edilenler gelecek. En büyük mesele Cemel savaşı oldu. Sahabenin birçok orada binlerce sahabe şehit oldu. Ondan sonra Sıffin muharebesi oldu. Ondan sonra Kerbela vakasında Hz. Hüseyin Efendimiz şey edildi vesaire vesaire. İşte bütün bunlar ben gidince olacak. Ben varken korkmayın buyurdu. Onun için burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin eman olduğunu yani mümin sıfatı eman veren demek ne buyuruyor? Ben sizin için güvenceyim. Yani eman veriyorum size. Ne demek eman? Ben sağken rahat olabilirsiniz. İç savaş, kargaşa yok. Eman veriyor, güvence veriyor. Verdiği güvence doğru çıktı mı? Çıktı sallallahu aleyhi ve sellem varken. Hiçbir bela olmadı. Eşirik Efendi Hazretleri gitti. Gider gitmez başımıza gelmeyenler kalmadı. Mayıs yağmurlarından beter. Bela yağıyor başımıza. Çünkü Gavs diye bir mesele var yani. Gavs Türkiye'deydi. Gavs Türkiye'deydi. Şimdi Gavs Türkiye'den çıktı. Gavsiyet makamı Başka beldelerden birinde şu anda. Onun için ki gavs giderse, gavs medet, medet gitti. Medet gidince, Efendi Hazretleri sakin, etrafımız ateş doldu, her yer işgal oldu. Neler oldu, neler oldu? Öyle murakabe üzere duruyordu. Uykuda bile bir kere ağzı şöyle yok. Bir kere komada olsa, yoğun bakımda olsa, anlı böyle. Böyle bir gavs var mı ya? İşte efendi gitti, Allah adı devamını da benden ekle. Gavs gitti, medet gitti. Türkiye'nin durumu ortada. Allah belalardan muhafaza eylesin. Amin. Afat semavi, afat araziyeden de mesulü mahfuz eylesin. Amin. Önceki seçimleri Müslümanlar için çok hayırlı eylesin. Amin. Ehli sünneti aziz ve galip eylesin. Amin. Ehli bilat zelil ve Hakire eylesin. Amin. Ve bu vatan işgaline emek edecek dış küllerlerle irtibatı olanları zelil ve rezil ve hakire eylesin. Amin ne rusvaylıkları varsa seçimden evvel meydana çıkarsın. Bu millete şuurlar ihsan eylesin. Vatandaş milletine bağlı e, hainlik düşünmeyen e, efendim seçim erbabını kazanmaya muvaffak eylesin. Amin. Onlara da rüştlerini ilham eylesin. Nasıl davranmalı gerektiğinde hususunda muvaffak eylesin. Amin, amin, amin denilecek dua bunlardır. Efendim, e, Arabya İzzet Bayraktar diyor, vefat etmiş. Bir de mahallemizden Aytaç Güler vefat etmiş. Sizin de geçmiş sizin de geçmişlerinizden kimler vefat etmiş ise müminin müminat hepinizin atalarınızdan denerlerinize kadar hepsinde ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma ve ilmullah. Allah 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 Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ila gayruke ya rabbel alemin Hediyelerimizi bizden kabul eyle Ruhlerine vasıl eyle Ruhaniyetine haberdar eyle Seyyatlarına mahve eyle hasenata temlil eyle Bizlere de iman kamil husnu katim eyle Ayy. Çene kapamak nasibü müyesser eyle Ayy. Amin. Buraya gelen amin. Subhani Rabbil Aliyyil Aleyhi ve Alhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidina Muhammed ve âlâ âlâ Burada hizmet gören bütün kardeşlerimiz, Hacı Bey kardeşimiz, başta olmak üzere diğer oyundaki bütün gençler, hepsini ya Rabbi bundan sonraki hayatlarında ve burada bulunan cemaatleri de beraber hepimizi muvaffak ile, Cümlemize tevfikini rafika ile, Amin. Razı olduğun işlerde başarılı ile, Amin. Razı olmadığın inançlardan, amellerden uzak ile, Gözden, nazardan, şerden, sihirden, makirin mekrinden, kaidin keydinden, sahirin sihirinden, her türlü şer, her ashabının eh, eh, ı şururun şerlerinden cümlemizi hıfzu emineyle. Amin. Çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık. Hayırla ıslah eyle. Amin. Ya Rabbi bizden kafir münafık halka eyleme. Amin. Bir zerre cehenneme nasip eyleme. Amin. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sen fazla Hastalıklarımıza ve hastalarımıza acil şifalar ikram. Kimin ne niyeti varsa, ne murad varsa, içimizde kimin hastalığı, hastası varsa, ya Rabbi halleri sana ayandır. Beyana hacet yoktur. Her bir ellerimize acil şifalar ihsan Amin. eyle. Amin. Dertlerimize devalar ikram eyle. Amin. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Amin. Alacaklarımızı tahsil nasip eyle. Amin. Sen fazl-ı kereminle kimseye muhtaç etmeden, Amin. elden ayaktan düşürmeden, Kur'an-ı ayetleri unutturmadan, Alzheimer haline düşürmeden, erzeli ömre düşürmeden, Amin. dost düşmana maskara etmeden, İmanla, selametle, afiyetle yaşayıp namazı ayakta kılarak, ruku secdeye muvaffak olarak son namazımızı da ayakta kılarak ölmemizi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi iman, selameti cümlemize ihsan eyle. Amin. Vatanımızı, İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan mahfuz, emin eyle. Amin, amin diyenlerin harcamdan azade eyle. Amin amin bi rahmeti Taha ve Yasin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ve selleme teslimen kethira ve rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, hayırların fethi için, şerlerin defi için. El-Fatiha.